Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu videomuzda yine büyük bir Allah dostunun özel hallerinden, kerametlerinden bahsedeceğiz inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. İbrahim bin Ethem Kuddisesi Ruh Cihan Sıddık zaman idi. Yani cihanın müttakisi, Allah'tan en çok korkan zatı ve zamanın en doğru sözcüsüydü. Hızır peygambere yetişip dururdu. Yani Hızır aleyhisselamla sıkça görüşülmüş. Cüneyt ağanın hakkında miftahul ulum derdi. Cüneyt-i Bağdadi hazretleri onunla ilgili olarak miftahul ulum yani ilimlerin anahtarları, dermiş ona. Bir gün Ebu Hanife katına vardı. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzuruna çıktı. Yani onun makamına, dergahına gitti. Yarenleri ona hor gözle baktı. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebeleri, arkadaşları, öğrencileri ona hor gözle baktılar. Ebu Hanife de Seyyidina İbrahim dedi. Yani İbrahim bizim Efendimiz'dir anlamında. Seyyidina İbrahim dedi. Bütün talebelerin huzurunda. Bel şehrinin padişahıydı. İbrahim bin Ethem. Kırk altın kalkını kul önünde ve kırkı da ardınca giderdi. Hidayeti Rabbani ve Hızır aleyhisselam delaletiyle ikaz ve irşa dolundu. Rabbani hidayet yolu ile ve Hızır aleyhisselam sebebiyle ikaz ve irşa dolundu. Yani ilmini Hızır Aleyhisselam'dan aldı. Hızır Aleyhisselam onu ilim deryalarında sürükledi ve ona büyük ilim kapıları açtı. Büyük ilim sahibi bir insan oldu. Manevi ilim, ledün ilmi. Avda gezerken kendi adamlarından çobanına uğradı. Çobanın kepenek ve libasını giydi, koyunlarını da çobana bağışladı. İbrahim'in haline feriştehler nazar ediyordu. Feriştehler Melekler demek arkadaşlar. Yani onun manevi halini melekler seyrediyor, takip ediyorlardı. Zihî saltanat ki İbrahim'e yüz tuttu ki kendi libaslarını çıkardı, ahiret donunu giydi dediler. Yani İbrahim bin Ethem çok büyük, zengin bir insan iken her şeyini elinin tersiyle etti. Bütün dünya malını, servetini elinin tersiyle itti ve ahiret elbisesini giydi üzerine. Oradan Nişabur'a geldi. Bir mağarada dokuz yıl ibadet eyledi. Hala o mağaraya İbrahim mağarası derler. Haftada bir perşembe günü Nişabur'a bir yük odun götürür, satar, yarısını dağıtır. Cuma'yı kıldıktan sonra mağaraya varır, orucunu tutardı. Sonra mağaradan Beriye'ye düştü. Bir kişiye uğradı. İbrahim'e ismi azamı öğretti. Sonra Hızır aleyhisselam İbrahim ile görüştü ve dedi ki, yani İbrahim bin Ethem hazretleri ile görüştü ve dedi ki, Ya İbrahim, o kişi ki sana ismi azamı öğretti. O benim karındaşım İlyas idi, dedi. Ona türlü nasihat verdi, gayip oldu. Ona çeşit çeşit nasihatler verip bir anda gözden kaybolmuş Hızır aleyhisselam. İbrahim Ethem, Beriye'de gezerken gördü ki hırka giymiş yetmiş dervişin cümlesi can vermişler. Burunlarından kulaklarından kan akar. İbrahim bunların yanına vardı. Biri kımıldanıyor, can tartardı. Yani can çekişirken onun yanına vardı ve sordu ki, ''Ya yiğit, bu, bu ne haldir?'' Dedi ki, ''Ya Ethemoğlu, biz bir bölük sofular idik. Haç için hakka tevekkül ile yola çıktık ve birbirimizle kavil ve ahdeyledik ki Allah'tan gayrı söz söylemeyelim ve ondan gayrı endişe etmeyelim. Vakta ihram giyecek mahalle eriştik, Hızır peygamberi gördük. Bize selam verdi. Biz şad olduk. Biz mutlu olduk, huzurlu olduk. Madem ki böyle bir kimse bize karşı geldi, işimiz tamam oldu. Muradımıza erdik dedik. Derhal bir alaz işittik ki, Ey yalancı müddeiler! Benimle kavliniz böyle miydi? Beni koydunuz, başkasıyla meşgul oldunuz. Ben sizin canınızı almayınca ve kanınızı dökmeyince sizinle sulh ve barışık etmezem dedi. İşte bu kana gark olmuş yiğitler hep can verdiler. Bunların canı puhte imiş. Puhte pişmiş demek arkadaşlar. Bunların canı pişmiş. Benim canım hamirak imiş dedi. Hamirak da biraz ham, Tam olmamış anlamında. Ya İbrahim himmet tut ki ben de yoldaşlarımdan kalmayayım dedi ve can verdi. İbrahim bunları görünce keşfi arttı. 14 yıl Beriye'de gezdi ve Mekke'ye giderek Kabe'yi ziyaret ile bir zaman orada mücavir kaldı. Dülgerlik ederdi. İbrahim Hazretleri bir gece Kabe'yi halvet bulup hacet diledi. Ya Rab bana günahlardan ismet. Sakınma ver dedi. Nida geldi ki, ya İbrahim, bir nesne diledin ki ben onu hiç kimseye vermedim. Eğer ismet verirsem hiç kimse günah etmeye, benim gaffarlığım ve rahimliğim bilinmeye. Yani Allahü Teala ona şöyle Nida'da bulunmuş, ey İbrahim, benden öyle bir şey istedin ki diyor, ben onu bugüne kadar hiç kimseye vermedim eğer ismet verirsem yani günah işlememe sıfatını sana verirsem hiç kimse günah işlemez. Yani sana verdiğim o günah işlememe sıfatıyla dünyadaki bütün herkes günahtan beri olur. Günah işlemezler. Benim gaffarlığım ve rahimliğim o zaman bilinmez. Yani kullarım günah işleyip tövbe edecek ki ben de gaffarlığımı ve rahimliğimi gösterebileyim diyor Rabbimiz. O İbrahim Ethem'e nidasında. İbrahim Ethem, Allahümme gıfirli yani Allah'ım beni bağışla dedi. Cevap işitti ki, ya İbrahim yalnız sen seni istersin, kullarımı bile anmazsın, benim rahmetim çoktur. Cümle müminleri dilesen rahmetimden ne eksile dedi. Bu kere İbrahim kendi eksikliğini bildi, iltica ile inayeti ilahi talebeyledi. Bay ol kişiye kimseni bilmez, kimseni bilmiş iken bilmez ola. Bay o kişi haline kimseni bilmeye onun hali nice ola. Hz. İbrahim sözlerinden mümin kişinin nişanı oldur ki tek durduğu fikir ola. Baktığı ibret ola, yürüdüğü taat için ola. Üç perdeyi Adem gönlünden gidermeyince ona devlet kapısı açılmaya. Üç perdeyi kalbinden atmayınca ona diyor devlet kapısı açılmaz. Yani sır kapısı açılmaz. Birincisi bu dünyayı ucudan uca mülklüğüne verseler sevinmeyecek. Eğer sevinirse haristir. Haris ise dilekten mahrumdur. İkincisi götürü dünyayı ona verip geri alsalar yerinmeye ve kaygılanmaya. Dünyayı tekrar ondan geri alsalar üzülmeyecek, yerinmeyecek, kızmayacak ve hiçbir şekilde kaygılanmayacak. Üçüncüsü, her kim onu överse şad olmaya ve söverse yerinmeye. Kim ona övgüde bulunursa yani o kişiye, mümin kişiye kesinlikle şad olmaz. Yani mutlu olmaz, sevinmez. Kim ona söverse, yererse de hiçbir şekilde gücenmez, yerinmez. Her kim dilerse veliler mertebesine ere, dünya ve ahirete rağbet eylemeye ve Allah'tan başkasından fari olsun, helal lokma yesin. Bir kişi İbrahim katına geldi. Bana öğüt ver ki kulağımda küpe edeyim dedi. İbrahim, İbrahim eğer masiyet edersen bari Allah'ın nimetini yeme. O dedi ki, dünyada ne nimet varsa hep onundur. İbrahim, hak rızkını yeyesin de ona asi olasın reva mıdır? Onun mülkünde oturasın da onun sözünü tutmayasın reva mıdır? İbrahim ''Eğer günah işler isen gizlen ki seni görmeye.'' dedi. O dedi ki ''Gizli ve aşikarı o bilir. Nice gizlenem yani neden gizleneyim ki?'' diyor. İbrahim ''Padişah huzurunda nasıl durursun? Sultanlar sultanından utanmaz mısın? Melekut mevt gelirse canını ala. Mühlet dile ki tevbe edesin.'' O dedi ki ''Can alıcı kimseye mühlet vermez.'' İbrahim o halde can alıcı gelmeden niçin tevbe etmezsin? Münker nekire cevap verme dedi. O dahi onlar cevap almayınca gitmezler dedi. İbrahim periştehler heybetini ve döveceklerini bilirsin de neden hazırlanarak kabre varmayı düşünmezsin? Kıyamet gününde seni tamuya sürerlerse varmazam de. O da eğer varmazam dersem korlar mı ki dedi. İbrahim şu halde tamu muhakkaktır tevbe ile tamuya girmeyip uçmağa girsen daha yeğerek değil midir? Ol kişi bu sözleri işilince tevbe eyledi, Allah'ın haslarından oldu. Sordular ki, sebep nedir ki dua ederiz, duamız kabul olmaz. İbrahim Hazretleri şöyle cevap verdi. Onun için kabul olmaz ki hakkı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız. Peygamberi bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz. Peygamberi bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz. Kur'an okursunuz, illa amel kılmazsınız. Hak Teala'nın nimetlerini yersiniz, şükrünü etmezsiniz. Uçmağı bilirsiniz, onu istemezsiniz. Tamu vardır dersiniz, korkmazsınız. Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız. Atanız ve ananız ve ölülerinizi kendi elinizle kabre koyarsınız, ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar yaramazlığa duası nasıl müstecab ola dedi. İbrahim bir gün hamama girdi. Çıkarken hamamcı para istedi. Pulum yoktur dedi. Pulun yok ise hamama girmeyeydin dedi. Bu sözü işitince İbrahim'i vec tuttu, düştü, aklı gitti. Ayıkınca ne hal idi diye sordular. Şeytan evine parasız koymazlar da Rahman evine amensiz nice koyarlar dedi. İbrahim Ethem bir gün Cebrail'i düşünde gördü ki gökten iner elinde kalem divit. Ne yazarsın dedi velilerin adını yazarım dedi. Ben dedim ki benim adımı da yaz. Dedi ki sen bunlardan değilsin. Neden yazayım ki? Ben dedim ki bunlardan değilsem de bunları severim dedim. Bir saat endişe kıldı ve dedi ki Hak Teala'dan bana ferman geldi ki ilkin senin adını yazam dedi. Bir gün bir sarhoşa denk geldi. Kusmuş ağzı içi hep bulaşmış. İbrahim su getirdi ağzını yıkadı. Çalabım adını bu ağızla anar. Böyle hürmetsiz komak reva değildir dedi. Sonra sarhoş ayıktı. Dediler ki İbrahim senin ağzını su ile yıkadı. Ol kişi derhal tevbe eyledi. Hatiften bir avaz işitti. Ya İbrahim sen bizim için bir ağız yudun. Biz dahi senin için onun gönlünü yuduk. İbrahim Ethem der ki bir gün Beyt-i Maktis mescidinde kendimi hasıra sardım hadimleri çıkarmasınlar diye. Gece yarısı oldu mescit kapısı açıldı. Bir pir içeri girdi. Mihraba geçti. İki rekat namaz kıldı. Arkasını mihraba verdi. Ve kırk kişi daha geldiler. Kırk kişiden biri burada bir kişi yatıyor dedi. Pir gülümsedi. Ethem oğludur. Kırk gündür kıldığı namazın tadını bulmaz dedi. O sözü işitince dayanamayıp ol pirin huzuruna gelip selam verdim. Ol Allah hakkı için ne sebeptendir dedim. Falan gün hurma satın aldın. Bir hurma yere düştü. Benim sandın aldın. O senin değildi. Yüz fersah yol uzak düştün dedi. İbrahim hurmayı satan kişiyle helalleşti. Dükkan sahibi bu sözü işitecek bir nara attı. Dükkanını yağmaladı. Abdallardan oldu. Bir gün bir kuyuya erişti. Namaz vakti kovayı kuyuya sarkıttı ki su çıkara. Kova dop dolu altın çıktı. Kuyuya geri döndü. Tekrar çekti. Cevahir çıktı yine. Ey Çalabım bana hazinini arz edersin. Bana su gerektir abdest alam dedi. Bu kere sarkıttı, su çıktı, abdest aldı, namaz kıldı. Vaktaki İbrahim Ethem Hazretlerinin ölümü yakın oldu. Hatiften bir avaz işitti. Ela inne emanel erdi kadmâte Yeryüzünün emanı dünyadan gitti diye. Halk bu avazı işittiler, mütehayyir oldular. Acep bu söz ne ola dediler. Sonra işittiler ki, İbrahim dünyadan gitmiş kabri şerifi belli değildir. Rahmetullahi aleyh. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir Allah dostunun hayatından bahsettik. İbrahim bin Ethem Hazretleri hayatı sırlarla dolu gerçekten Rabbim ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun